kanlı devrim, Lenin'in komünistlere gösterdiği yoldur. Sokakları çatışma alanına döndürmek, polise, askere, kamu mallarına saldırmak, çatışmayı körüklemek için provokasyonlara başvurmak, halkı kendince korku ve endişeye sevk ederek devrimi dayatmak, Lenin'in gösterdiği, komünistlerin bilinçli olarak uyguladığı yöntemlerdir. Komünizm için anarşi ve terör vazgeçilmezdir. Lenin, takipçilerine şöyle der: İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir. Biz, şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin, kitlelerin doğrudan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kullanımı biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk. Lenin, takipçilerine nerelere nasıl saldırmaları gerektiğini şöyle öğretir: Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele birbirinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar. Lenin şiddete karşı olan sosyal demokratları ve bazı komünistleri ise küçümser ve onların komünist ideolojinin en temel unsurlarını anlamadığını söyler. Bir Marksist kendini sınıf mücadelesine dayandırır. Toplumsal barışa değil, belirli, keskin, siyasal ve iktisadi bunalım dönemlerinde sınıf mücadelesi doğrudan bir iç savaş, yani toplumun iki kesimi arasındaki silahlı mücadeleye doğru gelişme gösterir. Böyle dönemde Marksistler iç savaştan yana yerlerini almak zorundadırlar. İç savaşın herhangi bir ahlaki suçlaması Marksist açıdan kesin kes benimsenemez. Sosyal demokratların gururla ve böbürlenerek "Biz anarşist, hırsız, soyguncu değiliz. Biz bunların çok üstündeyiz. Gerilla savaşını kabul etmiyoruz" dediklerini görünce kendime soruyorum: bu adamlar ne söylediklerinin farkındalar mı? Komünist ideolojiye göre teröre başvuranların sayıca kalabalık olmasına da gerek yoktur. Bir avuç insanla kitleler yönlendirilebilir ve güçlü bir propagandayla bu sağlanabilir. Lenin bunu şöyle anlatır: sayıları 25-75 arasında değişen böyle birlikler her büyük şehirde birçok halde banliyölerde birkaç düzineye çıkarılabilir. Yüzlerce işçi bu birliklere girecektir. Derhal bu düşüncenin propagandasına geçilmeli, birlikler kurulmalı. Bunlar bıçaktan tabancaya ve bombaya kadar her türlü silahla donatılmalıdır. Ve bu birlikler de askeri eğitimden geçirilmelidir. Bu öyle devrim anlayışıdır ki hem kitlelerin ayağa kalkması sağlanır hem de şiddet ve vahşet sürekli tırmandırılır. Eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazsa hiçbir şey başaramayız. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız. Kanlı bir kızıl devrimi hayali kuranların dünyaya bakış açısı budur. Acımasızlık, dehşet ve anarşi ayrılmaz bir parçalarıdır. Böyle karanlık bir zihniyetin hakim olduğu ortamda barış, kardeşlik, dostluk, sevgi, adalet, eşitlik olmaz. İnsanın ruh sahibi bir varlık olduğunu inkar eden, insanı sadece bir üretim aracı olarak, yani bir tür makine olarak gören bir ideoloji, insanlara güzellik, rahatlık, konfor, neşe sunamaz. Tüm milletimizin komünist terörün bu karanlık yüzünü iyi tanıması, komünist illegal örgütler, yapılar tarafından kışkırtılmaya çalışılan anarşiye karşı çok dikkatli olması gerekir. Milletimizin maneviyatçı, itidalli, derin ruhu, devletine güçlü bağlılığı, Allah'ın izniyle hiçbir komünist devrime müsaade etmez. Bu yüzyıl
artık Deccaliyet'in kanlı oyunlarının değil, Kur'an'ın emri olan sevgi ruhunun hakim olacağı yüzyıldır.